Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ahlak ve vatandaşlık eğitimi bir dersimizin birinci ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Sayfa 51 ve 52'de. Hadi başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Okuduğumuz zaman sorularımıza bakalım. 10 tane maddemiz var. Ahlakın kaynaklarından biri nesnel ahlaktır demiş. Evet nesnel ahlak, öznel ahlak diye öğrenmiştik. Doğru. Toplu taşıma araçlarına yaşlar yer vermek ahlaki bir davranıştır. Kesinlikle doğru bir cevap. Arkadaşlarımıza saygılı davranmak öznel ahlak kapsamındadır. Bu nedir? Nesnel ahlak olması lazımdı. Cevabımız 3 de yanlış. Ahlaki gelişimin en fazla yaşandığı dönem yaşlılık dönemdir. Tam tersine nedir? Çocukluk dönemi ağaç yaşken eğilir. Bir kere edinilen ahlaki tutum ve davranışlar ömür boyu sürer demiş. Sürmeyebilir bazen kötü ahlak güzelleşirken bazen güzel ahlak da bozabiliriz. Temel değerler ve ahlak birbiriyle ilişkilidir. Kesinlikle doğru cevabımız. Kişinin tercihlerinin toplumun bakış açısına uygun olması olarak ifade edilen kavrama mizaj denir. Tam tersine buna ahlak denirdi. De. Mizaj doğuştan getirdiğimiz toplumdaki bireylerin katkısıyla ortaya çıkan ve herkesin yararını olan iyiliğe ortak iyilik denir. Doğru. Çocukların ahlaki gelişiminde ailenin tutum ve davranışları etkilidir. Anneyi, babayı, ab abiyi, ablayı örnek alabilir çocuklar. Doğru. 10. Bireyin kendi davranışlarını veya kendi yetki alana giren herhangi bir olayın sonuçları üstlenmesine tevazu denir demiş. Halbuki buna ne denirdi? Sorumluluk denirdi. İnsan akıllı, iradeli bir varlıktı. Dolayısıyla yapmış olduğu davranışların sorumluluğunu da kendisi üstlenmeli demiştik. Konu anlatım videomuzu muhakkak izleyin. Orada bu konularımızın tamamını anlatmıştık değerli arkadaşlar. B bölümünde aşağıdaki cümlelerde Boş bırakılan yerleri verilen sözcük grubu veya sözcüklerden uygun olanlarını yazınız demiş. Biz ok işaretiyle getireceğiz. Sizler e, geriye kalan kısmı tamamlarsınız. Bireyin efendim aile, okul, sosyal çevre gibi kaynaklardan beslenerek oluşturduğu ahlaki değerlere nokta nokta ahlak denir. Bakın nesnel ahlak değil mi? Nesnel ahlak neydi? Okuldan, aileden, sosyal çevreden beslenerek oluşan ahlaklardı. Dolayısıyla buraya ...nesnel kelimemizi getiriyorsunuz. Bir. Öznel ahlaka göre ahlakın konusunu... ...nokta nokta oluşturur demiş. Ne oluştururdu orada? Kişinin vicdanı vardı değerli arkadaşlar. İçinden gelen sese kulak vermesi vardı. Çırak, kalfa, usta yetiştiren... ...nokta nokta aynı zamanda üyelerine... ...ahlaki sorumluluk taşımayı da açılamıştır ki... ...bu tarihimizdeki gurur duyduğumuz... ...bir teşkilat, ahilik teşkilatı vardı... Olumlu tutum ve davranışları sergileyen kişilerin nokta nokta yönü gelişmiştir. Hangi yönü? Elbette ahlaki yönü gelişmiştir. Çünkü hep olumlu, pozitif. Sosyal medyayı kullanırsak ahlaki değerlerimiz zarar görebilir. Burada nasıl kullanırsak sosyal medya güzel, önemli ama bilinçli kullanırsak iyi. Ancak bilinçli kullandığımız zaman zarar görebiliriz. Edindiğimiz tutum ve davranışlar nokta nokta ahlakımızın daha etkin şekilde gelişmesini sağlar. Neyi? Tabii ki bireysel değil mi? Kendimizin kişisel olan yönünün gelişmesini sağlar demiştik. Devam edersek 7 ve 8 var burada. Temel değerler ahlaki kurallara göre daha nokta nokta bir yapıya sahipti. Temel değerler evrensel demiştik. Yukarıdaki bakın evrensel kemer, kelimemize 7 yazıyorum. Siz oraya 7'yi işaretlersiniz ekranda gözükmüyor. Son olarak da olumsuz durumlarla baş etmek nokta nokta kişiler için daha kolaydır. Buraya da sabırlı kişiler için, sabırsızlar için her şey zor zaten. Ancak buraya da sabırlı kişiler dediğimiz zaman sorularımızın tamamını doğru yapmış olduk. Devam edelim C maddemizde. Ne diyor? Aşağıdaki ifadelerin başındaki yay ayraçları içine verilen kavramların başındaki harflerden uygun olanlarını yazınız. Tam ekran yapalım. Şu şekilde görelim. Birinci sorumuza başlayalım. Akla uygun kararlar verme sevgili arkadaşlar nedir? Akla uygun. Sağduyu değil mi? Sağduyulu davran deriz ya. Buraya A yazacaksınız. Sağduyu doğru. Olumsuz durumlarla baş etme becerimiz vardır. Bunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Herhangi bir sıkıntıyla, hastalıkla, başarısızlıkla karşılaşırsak sabır eğitimi yapacağız. Kişisel tercihleri anlayışla karşılama vardı ki aileler çocuklarının bu şekildeki davranışlarını saygıyla karşılamalı, dinlemeli, onlarla konuşmalı. Canlılara ve doğaya muhabbet duyma gerekir insansak ki o da nedir? Tevazu. Dördüncü sorumuzda pardon tevazu yürüyorum. Sevgi. P'de o. Canlılara ve doğaya muhabbet duyacağız. Onları seveceğiz, sayacağız. Alçak gönüllü olma işte tevazu maddemizde burada geldi. Tevazu alçak gönüllüktür. G yazıyoruz buraya. Bireysel ve toplumsal birlikteliği artırma olayına ne diyorduk? O da dayanışma. Birlik, beraberlik, dayanışma sayesinde toplumsal birlikteliğimizi güçlendirir, arttırabiliriz. Evet geldik test sorularımıza. Burada 6 tane de test sorumuz var. Hemen yapalım. Aşağıdakilerden hangisi vicdani bir davranışa örnek gösterilebilir? Kantinden alışveriş yapmak, düzenli olarak spor yapmak, bir kediyi doyurmak, ödevleri zamanında yapmak. Evet vicdanlı insanlar ne yapar? Kediler, köpekler, sokak hayvanlarını doyururlar ellerinden geldiğince artık yemeklerle ya da mamalarla. Vicdandan beslenerek oluştuğu düşünen ahlaki kaynak hangisiydi? Yukarıda da geçmişti. Öznel ahlaktı aileden okuldan çevir olsaydı nesnel ahlak olacaktı. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuz aşağıdakiler hangisi neden ahlaklı olmalı sorusunun cevabı olamaz. Ahlaklı bir birey huzurlu ve mutlu olur. Ahlaklı bir bireye toplumda güven duyulur. Ahlaklı bir birey kısa yoldan meslek sahibi olur. Ahlaklı bir birey merhametli ve yardımsever olur. Evet üçüncü sorumuz da. olamaz dediği için C. Kısa yoldan meslek sahibi olur diye bir madde asla konumuzla alakalı değil. Dördüncü sorumuz. Ahlaki tutum ve davranışları özümsenmediğinde zamanla kayıp olabilir diyen bir kişi bu sözünü aşağıdaki örneklerden hangisini gösterebilir? Annesi yasaklanmasına rağmen Zeynep'in dondurma yemesi. Efendim küçükken annesine yardım eden Fatih'in eşine yardım etmemesi. Maç izleyen ailenin rakip takım penaltı kazanıcı hakemi yuhalaması. Mehtap'ın düğün pastasını yere düşüren garsonlara sitem etmesi. Burada e, Küçükken yani varmış ama daha sonra kaybolmuş diyor. Bakın küçükken annesine Fatih yardım ediyormuş ama eşine yardım etmemiş. Sen benim annem değilsin diye demiştir. Yanlış bir davranış ama bazen ahlaki tutum ve davranışlar işte zamanla değişebiliyor. Beşinci sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi? Ahlaki sorunu taşıyan bir de görülebilecek davranışlardan değildir diyor. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı birine yardım etmek. Sonucu her ne olursa olsun doğruyu söylemek. Otobüste ayakta olan yaşlı birine yer vermek. Sınav sırasında sınava hazırlanmamış olan arkadaşına yardım etmek. Burada değerli arkadaşlar denizli maddesi çünkü kopyaya girer. Çalışmadıysa sorumluluk ona aittir. Altıncı sorumuzda. Verilen kavramlardan hangileri ahlaki ilkelerle ilişkilendirilebilir demiş. Baktığımız zaman dürüstlük, yardımseverlik, bencillik, tembellik. Evet bencillikle tembellik ...ilişkilendirilebilir mi? Hayır. O zaman 1 ve 2 girer. O da A şıkkımızda. Test sorularımızda bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi de... ...klasik sorularımız var birkaç tane. Onları çözelim. Öznel ahlak ile nesnel ahlak arasındaki... ...farkları açıklayınız. Defalarca geçti ama bir de uzun uzun yazalım. Anladığınızı açıklayın. Öznel ahlak anlaşılmıyor. Ahlak, birey yaratılırken yüklenmişti... Ahlakın konusunu oluşturan kavramlar insanın yaratılışına vardır ve içgüdüseldir. i̇çgüdüsel İçgü, ile kastedilen insanın iyiyi ve kötüyü ayırt edebilecek şekilde yaratılmış olduğudur. Bu anlaşta doğruyu yanlıştan ayırmak insanoğluna Allah tarafından verilmiş bir yetenektir. Yani özden ahlak doğuştan geliyor. Nesnen ahlaksa bireyin diğer bireylerle ya da toplumla olan ilişkisi sorunu ortaya çıkıyor. Nesnen ahlak ahlakın sonradan edinildiğini savunuyor. Nesnel ahlakın kaynağını toplumsal kurallar, örf, adetler belirliyor. Birey bu anlayışa göre ahlakı sonradan öğrenmiştir. Bireye ahlakı, ailesi, okulu, dini inancı ve sosyal çevresi yükler demiştik. İkinci sorumuz. Bireylerin yaşantısında ahlakın rolünü bir örnekle açıklayınız. Mesela bir insan kendini eleştirebiliyor ve kendi davranışlarını yargılayabiliyorsa ahlaki kişiliğe sahip olmuş, olmuş demektir. Örnek yüksek sesle müzik dinlemek isteyen biri çevre etkileri rahatsız olabilir düşüncesiyle kimsenin uyarısı olmadan bunu yapmaktan vazgeçerse bu onun ahlaki kişiliğinin oturduğunu oluştuğunu bizlere gösterebilir diye yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuza da ahlakla ilgili temel kavramlardan üç tanesini örneklerle açıklayınız. Mesela dayanışma var bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce, ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması. Dayanışma değerine sahip bireyler birbirlerine destek olur. Bu da toplumsal ilişkilerin kuvvetlenmesini sağlar. Yardımseverlik var mesela. Bireyin bütün canlılara yardım etmekten mutluluk ve huzur duymasına deniyor. Yardımseverlik değerine sahip bireyler kendileri kadar başkalarını da düşünürler. Sorumluluksa bireyin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine denir. Sorumluluk değerine sahip kişiler etrafında kişilere güven verirler. Şimdi örnek ne verir mesela dayanışmaya? Tekrar arkadaşlar deprem oldu diyelim Türkiye'de değil mi Maraş'ta deprem oldu tüm Türkiye birlik beraberlik içerisinde depremzedelerin yanında yer aldı buna dayanışma denir yardımseverlik işte deprem bölgesine diyelim tüm Türkiye'den yardımlar toplandı herkes elinden geldiğince maddi olarak evinde bulunan para pul işte yiyecek yiyecek içecek hepsini gönderdiler İşte buna da yardımseverlik denir sorumluluk da Mesela sınava çalışmadan giren birisinin sınavdan zayıf alması sonucunda sorumluluk ben de çalışmamıştım inşallah diye sınavlarda çalışarak daha yüksek notlar alabilirim demesidir. Sizler bunları daha da değiştirebilirsiniz. Son sorumuz aldığımız kararlarda ahlaki ilkelerin niçin göz önünde bulundurmamız gerektiğini örnekle açıklayınız. Ahlaki sorumluluk kişinin karar ve davranışlarıyla hem kendisine hem de başkalarına ve topluma karşı taşıdığı aslında bir yükümlülüktür. O yüzden ahlaki sorumluluk çok önemli. Gireceğimiz bir sınav çalışmak sorumluluk bilincili ve bireysel ahlak ilgilidir. Sınav çalışmadan girersek alacağımız sonuç sorumluluğunu kendi başımız üstleneceğimiz bir durumdur. Ama doğayı korumak ahlaki bir sorumluluktur. Yaşanabilir bir doğa sadece bizim değil birlikte yaşadığımız hatta gelecekte yaşayacak bireyler için önemlidir. Ve bu bize emanettir. Emanete ihanet etmemeliyiz diye yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar birinci ünitemizin Ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevapları bu şekildeydi. Yeni derslerde ikinci ünitede görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.